Mehmet Ali Birant konuşmalarına hoş geldiniz. Bu sene de geçen yıl olduğu gibi İsveç'in güzel salonlarından değil ekrandan size hitap ediyorum. Her sene ben basın özgürlüğüne ilgili Türkiye'nin ne kadar kötü olduğunu, kaç tane gazetecinin hapiste olduğunu söylüyordum. Bu sene onu yapmayacağım çünkü Türkiye kendine göre bambaşka bir yörüngede gidiyor. Onun için oraya girmeyeceğim. Şunu yapmak istiyorum. Mehmet Ali Birant'ın bize bıraktığı mirası. Gazetecilik nedir? Onun mirasını anlatmak istiyorum size. Nedir gazetecilik Mehmet için? Çocuk gibi dünyaya gözlerle bakmak. Tutkuya yakın aşkla işini sevmek. Yenilikçi olmak. Kendinle yarışmak. Olayın kokusunu almak. Kalemini satmamak. Dünya gazetecilerine aynı olduğunu düşünmek. Doğru bildiğini bedeli ne olursa olsun yapmak. Gençlerin önünü açmak ve haber peşinde bir ömür Avrupa'dan, Amerika'dan, Rusya tundralarına kadar konuşmak. Mehmet Ali'nin mirası buydu. Mehmet Ali'nin mirasının devamı da Türkiye'nin dokunulmazlıklarına dokunmaktı. Ekranda bir başbakana niye öyle söylediniz, geçen sefer böyle demediniz, ispat ediyorum diyebilmekti, korkmamaktı hiçbir şekilde ben bu soruyu sorarım ne der dememekti. Benim işim soru sormak, onun işi bana cevap vermek derdi. Mehmet Ali'nin ikinci büyük mirası da bize bıraktığı 32. gün arşivi. Hiçbir arşivin bu kadar kıymetli olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü hem bir arşiv var, hem kitaplar var, hem Türkiye'nin yakın tarihini anlatan belgeseller var. O arşiv Yıllarca tozlu raflarda durdu. Metrelerce, kilometrelerce neredeyse bir arşiv bulundu. Onları oğlum, ona buradan teşekkür etmek istiyorum, toparladı, etti ve YouTube, 32. gün arşivi YouTube kanalına koydu. O arşiv sayesinde gazeteciler, genç gazeteciler nasıl olması lazım geldiğini görüyorlar. Genç gazeteciler bugün belki çok sessiz. Öyle oldular. Bir süresi de, bir sürüsü de. Demir parmaklıklar altında Ama günler gelecek Bunlar da sesleri duyurulacak Buradan ayrıca Eren Hanım'a teşekkür etmek istiyorum Hoş geldiniz Eren Hanım Sizin yolunuz açık olsun ışıklarla olsun Milyonlarca sesinizin sesi oldunuz Size çok teşekkür ediyorum Çok teşekkürler İyi günler Hello, I'm Peter Eriksson, Consul General of Sweden in Istanbul. I'm very happy to greet you on World Press Freedom Day. Freedom of the media, freedom of expression, freedom of thought. These are closely related freedoms that form the basis not only for a well functioning democracy, but for a well functioning society as a whole. These values not only bring forward good ideas and contribute to good solutions through common del deliberation and debate, they also ensure accountability of those in power and help counter corruption. The coronavirus pandemic has had a global impact in so many ways, and one of them is in the area of freedom of expression and of the media. Transparency, debates, and media freedom are necessary elements for a democratic society and also prerequisites for overcoming the COVID 19 situation. Sweden will always stand up for freedom of the media, freedom of expression, and freedom of thought. We are happy to be part of this celebration today. This is the eighth time that we celebrate World Press Freedom Day. In Istanbul, by organizing the Mehmet Ali Biran lectures together with our long standing partner P24. The Consulate General of Sweden in Istanbul has a long track record of supporting free media, independent journalism, and human rights and civil society in Turkey in general, and we will continue doing so in the future as well. You can count on us. In closing, I'm very happy to hand over to this year's speaker, Ms. Eren Keshkin, a very prominent lawyer and human rights activist who has done a tremendous amount of work in defending human rights in Turkey, not least within the field of freedom of expression. Thank you for being here today. I wish you a rewarding 3rd of May. Soğuk ve sert rüzgarların estiği zor bir coğrafyadayız. Savrulmamak için, halkların kendini var etmek ve ayakta durmak için mücadele ettiği çetin bir iklime sahip bu topraklarda yaşamak için zorluyoruz kendimizi. Evet zor, çünkü yüzyılın ilk ve en büyük suçunun işlendiği ve bu suçun gizlenmesi için oluşturulmuş bir resmi ideolojinin tüm topluma dayatıldığı bir yerdeyiz. Bu nedenle ifade özgürlüğü denince bu topraklarda yerleşik olan resmi ideolojinin kırmızı çizgilerine bakmamız gerekiyor. Ermeni soykırımı, Kürt meselesi, Kıbrıs sorunu. Aslında ifade özgürlüğü esas olarak bu alanda ortaya çıkıyor. Eğer resmi ideolojinin kırmızı çizgileri konusunda sizi yönetenlerden farklı düşünüyorsanız ifade özgürlüğünüz ihlal edilir. Bu coğrafyada tek gerçek budur. Benim ifade özgürlüğüyle imtihanım küçük yaşlarımda başladı. 13 yaşındayken babamın akrabalarıyla Kilyos'a denize gitmiştik. Denizde açılırken babamın kuzeni bana şöyle dedi. Sen çok akıllı bir kızsın. Şunu unutma. Biz Kürdüz. Yaşamın boyunca bunu hep hatırla. O zaman çok şaşırmıştım. Çünkü Kürt olmanın ne olduğunu bilmiyordum. 16 yaşıma kadar bu sorunun cevabını zaman zaman düşündüm. Kürt olmak nasıl bir şey, biz farklı mıyız diye sorup durdum kendime. Ta ki 16 yaşıma gelip solcu olduğumda ne olduğunu anlamaya başladım. Gittiğimiz mitinglerde sürekli kurdara azadi sloganı atılıyordu. Ve bütün solcular bu sloganı atıyorlardı. O zaman çok mutlu olmuş ve demek ki Kürt olmak iyi bir şey demiştim. Aslında 13 yaşında öğrendiğim gerçek belki de mücadelemin temelini oluşturdu. Çünkü bu coğrafyanın en yakıcı sorunlarından biri de Kürt sorunu olduğunu zaman içinde çok iyi anladım. Benim ifade özgürlüğüyle ilgili ikinci imtihanım da sanıyorum yine onlu yaşlarımdayken babamın ikizi olan amcamın Ermeni olan bir kadınla evlenecek olmasıyla gerçekleşti. Dedem hukuk fakültesi mezunu, valilik yapmış ve çevresinde demokrat olarak bilinen biriydi. Amcamın Ermeni biriyle evlenecek olması ailede bir sorun oldu. Özellikle dedem açısından, dedem amcama Josefin yengem ile evlenebilmesi için iki şart koydu. Birincisi jo Josefin isminin Hülya olarak değiştirilmesi, ikincisi ise Müslüman olmasıydı. Bu duruma çok şaşırmıştım. Bir insanın isminin yasaklanmasını istemek akıl alır gibi değildi. Anneme, biz Josefin yengeme artık Hülya yengemi diyeceğiz diye sormuştum. Annemin verdiği cevap, insan hakları savuncusu kimliğimin oluşmasında etkili olmuştur. Annem şunu söylemişti, dedenizin yaptığı çok büyük bir ayıp. O sizin Josefin yengeniz, ona her zaman Josefin diyeceksiniz. Daha sonra Ermeni soykırımı ile ilgili kitaplar okumaya başladığımda yengeme, sizin ailenizde çok zarar gördü mü diye sordum. Yengem ise ailesinin zarar gördüğünü ama bu konunun tehlikeli bir konu olduğunu konuşmamak gerektiğini söylemişti. İşte artık Kürt olmanın, Ermeni soykırımını konuşmanın yasak olduğunu öğrenmiştim. Hem de bu öğrenmeyi bir takım siyasi olaylar sonucu değil, ailemizde yaşadığımız bir takım gelişmelerle öğrendim. Ki sonralarında Kürt meselesi ve 1915 soykırımı hakkında yazdıklarım ve söylediklerim hep yargılanmama neden oldu. Üniversite yıllarında Türkiye Sol Hareketi'nde sorgulamaya başlamıştım. Çünkü benim öğrendiğim gerçekler solun çok da gündeminde değildi. Ve bu durum benim kafamı karıştırıyordu. Soldaki kadın erkek ilişkilerinin dışarıdaki ilişkilere benzerliğini sorgulamaya başladım. Bu nedenle kafam karışıktı. Başka bir mücadele biçimi düşünüyordum ama bunun ne olduğunu bulamıyordum. 1980 darbesi konuşulması gereken konuların üzerinden bir buldozer gibi geçmişti. Militarizm bir kez daha coğrafyanın gerçek egemeni olduğunu göstermişti. 1980 militarist darbesinin ardından kurulan ilk sivil toplum örgütü İnsan Hakları Derneği'ydi. İHD'nin kurucuları, aydınlar, yazarlar ve çocukları cezaevinde olan aileler, özellikle de kadınlardı. Ben de 1986 yılında kurulan İHD'ye 1989 yılında üye oldum. Üye olduğum tarihte dernekte özellikle Kürt sorunu konusunda iki farklı görüş vardı. Bir görüş Kürt meselesinin çok öne çıkarılmasını istemiyordu. Bu sorunun öne çıkarılması durumunda derneğin zarar göreceğini söylüyordu. Diğer görüş ise Kürt meselesinin temel sorun olduğuydu. Biz İstanbul şubede 1990 yılında Kürt meselesinin temel bir mesele olduğunu vurgulayarak ayrı bir liste ile yarışa girdik ve İstanbul şube yönetimini bizim benimsediğimiz anlayış kazandı. Yine 1990 yılında İHADE Genel Merkez Kongresi günü gelmişti. Hepimiz genel kurula katılma heyecanıyla Ankara'ya gittik. Genel kurul sürerken çok sevdiğim Vedat Aydın kürsüye çıktı. O tarihlerde yapılması mümkün olmayan büyük bir cesaret örneği göstererek Kürtçe konuşmaya başladı. O sırada kongre salonu ikiye ayrıldı. Bir kısım bize bitirdiniz derneği, derneği kapattıracaksınız diye bağırırken biz büyük bir heyecanla sloganlar eşliğinde Vedat Aydın'ı alkışlıyorduk. Divanda oturanlar divanı terk etti. Herkes çok korkmuştu. Sadece bir kadın üye Hediye Felekoğlu buyurun Vedat Aydın konuşmanıza devam edin dedi. Ve Vedat Aydın Kürtçe konuşmaya devam etti. O sırada Ahmet Zeki Okçuoğlu konuşmayı Türkçe'ye çevirmek için sahneye çıktı ve tam bunlar olurken salon polis tarafından sarılmıştı. Ardından sevgili Vedat Aydın ve Ahmet Zeki Okçuoğlu o tarihlerde Kürtçeyi yasaklayan bir yasa biliniyordu. Bu yasa gerekçe gösterilerek her ikisi de tutuklandı. Vedat Aydın duruşmada da Kürtçe konuşmasına devam etti. Mücadelesinden ödün vermiyordu. Ahmet Zeki Okçuoğlu da kendisini Kürtçe savunma hakkı verilmediği sürece savunma yapmayacağını söylemişti. Ancak tepkiler de büyüktü. Bu konu uluslararası konuşulmaya başlanmıştı ve mahkeme her ikisini de ilk duruşmada tahliye etmek zorunda kaldı. Ardından Kürtçeyi yasaklayan yasa olarak bilinen yasa kaldırıldı. O tarihlerde sanıyorum Milliyet Gazetesi'ydi ve Mehmet Ali Birant bir yazı yazmıştı. Yazısında Kürt kavramını kullanmıştı. Hepimiz birbirimizi arayıp, duydunuz mu Mehmet Ali Birant da Kürt demiş dediğim günü çok iyi hatırlıyorum. Vedat Aydın'ın ee, Vedat abi tahliye oldu. Kürtçeyi yasaklayan yasa kaldırıldı. Ama Vedat Aydın'ın ifade özgürlüğü ihlalleri maalesef ki bitmeyecek. Bu bir yaşam hakkı ihlaline dönüşecekti. Vedat abi 1991 yılının Temmuz ayında evinin önünde özel timler tarafından götürülerek gözaltına alındı. Bu yaşanan olay ailesinin gözleri önünde oldu ve olaydan 4 gün sonra Vedat Abi'nin işkence ile öldürülmüş cansız bedenine ulaşıldı. Vedat Aydın'ı öldüren zihniyet bununla da yetinmedi ve cenazesinde 11 insan daha katledildi. O zaman anlamıştık başka bir süreç başlıyordu. Çok büyük fiziki saldırıların olacağı, insanların katledileceği bir süreç başlayacaktı ve başladı da. İnsanlar gözaltında kaybediliyor, katlediliyor, tutuklanıyor, köyler yakılıyordu. Korkunç bir süreçti. İnsan hakları savunucuları olarak çok yalnızdık. Geleceğe bir not bırakmak için her olayı takip edip raporlamaya çalışıyorduk. Böylesi karanlık günlerde bir gazete yayınlanmaya başladı. Gazetenin adı Özgür Gündem'di. Bu gazete Türkiye'de hiçbir gazetenin yazmadığı gerçekleri yazmaya başlamıştı. Ben de bu gazetenin yayınlanmasından en başından beri avukatı olarak yer aldım. Özgür Gündem gazetesi büyük baskılar altında yayın faaliyetine devam etti. Birçok yazarı öldürüldü. Her şeyden önce 72 yaşındaki sevgili Musa Anter bu gazetede yazdığı için öldürüldü. 11 yaşındaki gazete dağıtıcısı bile öldürüldü ve 1994 yılında gazete bombalandı. Bombalama sırasında gazete çalışanı Ersin Yıldız yaşamını yitirdi. Gazetecilerin öldürülmesi devam ederken artık gazete binaları da yok edilmek isteniyordu. Şimdi düşününce o süreçleri nasıl yaşamışız bilmiyorum. İfade özgürlükleri değil, yaşam hakkı ihlal edilen birçok yakınımızın, arkadaşımızın otopsilerine katılmak zorunda kaldığımız bir süreçti. Gerçekten çok zordu ama her olay bizi biraz daha güçlendiriyordu. Özgür gündemin bombalanması büyük bir kırılma yarattı. İnsanlar bu kadar da olmaz diye isyan ediyorlardı. Bombalamanın ardından Ahmet Altan, Orhan Pamuk, Lale Mansur, Zuhal Olcay ve birçok sanatçı, yazar, aydın gazeteye sahip çıktı. Benim de ifade özgürlüğümün ihlali sonrasında cezaevi sürecimin başlaması o döneme denk geldi. Belçika parlamentosunda Kürt meselesiyle ilgili bir toplantıya davet edilmiştim. Toplantıya gidişim engellendi, ben de bir konuşma metni parlamentoya gönderdim. Konuşma metnimin başında dünyanın Kürt halkına borcu var yazıyordu. Ben bu konuşma metninin Özgür Gündem'de yayınlanmasını kabul ettim. Yayınlanmasının ardından hakkımda bölücülük suçunu içeren Terörle Mücadele Yasası'nın 8. maddesinden hakkımda soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonrasında dava açıldı. Yargılandım, ceza aldım. Cezamı Yargıtay onayladıktan sonra 1995 yılının Haziran ayında Bayrampaşa cezaevine girdim. Cezaevi sürecinin bana şöyle bir yararı oldu. Kendilerini muhalif olarak tanımlayanların devlete ne kadar benzediklerini gördüm. Bizim en büyük sorunumuzun egemenimize benzemek olduğunu belki de cezaevinde keşfettim. Gerçekten de egemenimize benziyorduk. İttihatçı ideoloji ne kadar muhalif olduğumuzu söylersek söyleyelim sanki genlerimize işlemişti. Bugün bile aynı şeyleri düşünüyorum. Yüzyılın büyük suçu 1915 soykırımı hala Türkiye solunun gündeminde değil. Bu aslında çok büyük bir ayıp ve soru işareti değil mi? Cezaevinde 6 ay kaldım. Yukarıda da belirttiğim gibi o zaman terörle mücadele yasasının 8. maddesi diye bir madde vardı. Bu bölücülük suçunu kapsıyordu. Benim de ceza almamın gerekçesi Kürdistan kavramını kullanmaktı. Böylece bölücülük yaptığım düşünülmüştü. O tarihlerde Avrupa Birliği 8. maddeyi tartışmaya açmıştı ve gündem olmuştu. Ben de cezaevinin 6. ayımda bu maddede bir değişiklik yapıldı ve bizler tahliye olduk. Ben hiçbir yere gitmemek gerektiğini o zaman anladım. Ancak içeride vereceğimiz mücadele birilerinin bedel ödemesiyle tüm dünyanın konuşmasına neden oluyor. O nedenle benim açımdan 1995 yılı mücadelenin de başarıya ulaştığı bir yıl oldu. Kürdistan kavramı benim açımdan ifade özgürlüğü ile imtihanımda simge bir kavram oldu. Çünkü Kürdistan kavramını kullandığım için cezaevine girdim. Yine bu kavramı kullandığım için 2004 yılında bir yıl meslekten yasaklandım. O tarihler gözaltında kayıplar mücadelesinin başladığı tarihlerdi. 1995 yılına cezaevine girmeden önce gözaltında kayıp yakınları ihadede toplanmaya ve konuşmaya başlamıştı. Bizler de bu çalışmanın içindeydik. Bu çalışmanın sonucunda coğrafyanın en meşru sivil itaatsizlik eylemi doğdu. Cumartesi anneleri Aradan geçen zaman içinde Türkiye'de iktidar değişikliği oldu ve AKP iktidara geldi. AKP iktidara geldiği dönemlerde gerçek devlet olamadığının farkındaydı. Avrupa birlikçi bir siyaset izlemeye başlamıştı. Hatta 1990'lar olarak tanımladığımız o karanlık süreci Beyaz Toroslar dönemi olarak adlandırıyor ve bu dönemin sona ereceğini söylüyorlardı. AKP iktidardayken AKP'ye kapatma davası açıldı. Aslında bu AKP'nin ifade özgürlüğünün de ihlaliydi. Ve biz insan hakları savunucuları olarak sonuna kadar karşı çıktık. O ifade özgürlüğünden, Avrupa Birliği siyasetinden söz eden AKP hepimizin bildiği gibi egemenine dönüştü. Egemeniyle büyük bir uzlaşmaya gitti ve 90'lardaki devlet aklının aynısını bugün uygulamaya devam etmekte. AKP kısa bir dönem içinde aslında bütün bir coğrafyaya umut veren uygulamayı da yaşattı. Bu barış süreci adı verilen süreçti. Yaşamadığımız bir süreci yaşadık. Özellikle Kürdistan coğrafyasında yaşayan herkes savaşsız bir dünya olabileceğine, savaş olmayan bir coğrafyada yaşayabileceğine inanmıştı ve o zamanlar insanların yüzlerindeki ifadenin bile değiştiğini hatırlıyorum. Demek ki olabiliyormuş. Demek ki barışılabiliyormuş. Geçmişle yüzleşilebiliyormuş dedik. Hepimiz bir süreç içinde buna inandık. Ben kendi yaşadığım zaman zarfında barış sürecinde yaşadığım mutluluğu ve huzuru hiçbir dönem yaşamadım. Ancak devletin içindeki iktidar odaklarının kavgaya tutuşmaları, yeni iktidar ortaklıklarının kuruluşuyla birlikte devlet bize bir şeyi bir kez daha hatırlattı. Sadece ben karar veririm, kimse bana sahip olamaz. Bunu bir kez daha anladık ve barış süreci bitti. Bu sürecin bitişi ve özellikle 15 Temmuz darbesinin ardından yeniden ve çok net bir şekilde 90'lardaki devlet aklının hakimiyeti bir kez daha kendisini gösterdi. 90'lı yılların önemli aktörlerinin AKP'nin yanında sıraya dizildiğini gördük. Örneğin Mehmet Ağar, Ağar 90'lı yılların en söz sahibi aktörlerinden biriydi. Hiç unutmayalım Mehmet Ağar yine AKP döneminde çete suçlamasıyla yargılandı ve cezaevine girdi. Ama aynı iktidar bugün iktidar ortağı olarak Mehmet Ağar'ı kabul ediyorsa ortada bir mesele var demektir. Ortada olan mesele Tam anlamıyla 1915'ten beri devam eden, 90'larda en ağır şekliyle yüzünü gösteren Karanlık Akıl hala iktidardadır. 2013 yılında Özgür Gündem gazetesi bir kez daha Özgür Gündem adıyla yayın yapmaya karar verdi. Çünkü daha önce Özgür Gündem baskılar nedeniyle sürekli kapatıldığı için sürekli isim değiştirmek zorunda kalmıştı. Yeniden Özgür Gündem adıyla yayınlanmaya başlayacaklarını ve benim de aktif olarak yapmasam da dayanışma amacıyla Genel Yayın Yönetmeni künyesine adımı yazdırmamı teklif ettiler. Ben bunu bir borç olarak kabul ettim. Çünkü Musa Anter'in ve tüm öldürülmüş gazetecilere bir borcumuz olduğunu düşünüyordum. Tabii ki ben avukatlık görevi yapıyordum. Aktif gazetecilik yapamazdım ama adımın o gazetede Genel Yayın Yönetmeni olarak yazılmasını kabul ettim. Genel Yayın Yönetmenliğini kabul ettikten sonra barış süreci bitene kadar gazeteye hiç dava açılmadı. Ama sürecin bitmesinin ardından gazetenin yayın politikasının değişmemesine rağmen bombardıman gibi davalar açılmaya başladı. 2016 yılında Genel Yayın Yönetmenliği görevini bıraktım. Benim ardından nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni kampanyası başladı. 2016 yılının Ağustos ayıydı. Ben o gün Diyarbakır'daydım. İkametim olan annemin evine bir baskın yapıldı. Kar maskeli yüzlerce polis tüm mahalleyi sardılar. Apartmanların damlarına çıktılar, beni arıyorlardı. Daha sonra ifade vermeye gittiğimde haftada bir imza adli kontrolü şartıyla yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldım. Ama hakkımdaki davalar devam etti. Hakkımda 143 dava açıldı. Bu davalar örgüt propagandası, Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kim ve düşmanlığa teşvik etmek ve 301. madde gibi maddeler nedeniyle açıldı. Ayrıca bir de Özgür Gündem Ana Davası adıyla bildiğimiz dava açıldı. Özgür Gündem Ana Davası adı verilen dava yargılamasının sonucunda biz 4 kişi örgüt üyesi olarak cezalandırıldık. Ben 30 yıldır insan hakları hareketi içindeyim. Hakkımda birçok dava açıldı. Cezaevine girdim ama hiçbir zaman silahlı örgüt üyesi olarak ceza almamıştım. Silahlı siyaseti değil, sivil siyaseti bile reddetmiş biriyim. Her zaman insan hakları savuncusu olarak kalmak istedim ve bunu yaptım. Polis silahı dışında ömrümde tek bir silah görmüş ya da elime almış değilim. Ama bugün bu iktidarın hukuk anlayışı beni silahlı örgüt üyesi yaptı. Savcı mütalasında benim örgütün kalem silahşörü olduğumu söylemiş. Bu 90'lı yıllarda bile yapılmış bir tanımlama değildi. Akıl almaz bir tanımlama. Mahkeme ise gerekçeli kararında insan hakları mücadelesini zararlı bir mücadele olarak tanımladı ve milli ve yerli bir insan hakları mücadelesi olması gerektiğini söyledi. Gerçekten yaşadığımız süreci korkunç olarak tanımlıyorum. 30 yıldır insan hakları mücadelesi içindeyim. Kendimi bu kadar öngörüsüz, bu kadar korunaksız hissettiğim hiçbir dönem olmadı. Gerçekten hukukun tek bir merkeze bağlı olduğu, yargıçların, savcıların bu kadar korktukları bir süreç hatırlamıyorum. 90'ların devlet haklı iktidarda hiçbir şey değişmedi. 90'larda ki yöntemler farklıydı. 90'larda daha çok fiziki saldırılar oluyor, insanlar öldürülüyor, gözaltında kaybediliyorlardı. Ama şimdi ifade özgürlüğü üzerinde çok büyük baskılar var. İfade özgürlüğü konusunda 90'ların daha özgür bir süreç olduğunu kabul etmek gerekiyor. Çünkü 90'larda hakkımızda soruşturma ve dava açılsa bile Yargıtay tarafından ceza onanana kadar hiç kimse tutuklanmıyordu. Ama bugün daha ifade vermeye gittiğinizde hemen hakkınızda tutuklama kararı çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti altına imza attığı hiçbir uluslararası sözleşmeye uygun davranmıyor. Bütün sözleşmeleri ihlal ediyor. Burada Avrupa Birliği'ne de bir eleştiri getirmek istiyorum. Çünkü tüm sözleşmeler Türkiye tarafından tek başına imzalanmıyor. Birçok Avrupa Birliği ülkesinin bu sözleşmelerde imzası var ve bütün uluslararası sözleşmelerin denetim mekanizmaları var. Maalesef ki ihlal ettiği sözleşmelerle ilgili Türkiye'ye karşı denetim mekanizmaları devreye sokulmuyor. Bu da Türkiye'nin bu kadar rahat davranmasına neden oluyor. Son olarak ifade özgürlüğümle ilgili son durumu ve yeniden sonsuza dek tekrarlamak istiyorum. Şu an hakkımda yazmadığım yazılar nedeniyle sadece gazetede adımın yazılmış olması nedeniyle toplam 26 yıl 9 ay hapis cezası sahibiyim. Aynı zamanda hakkımda verilen 458 bin lira para cezası var. Bunların bir kısmı kesinleşmiş durumda. Uluslararası dayanışmayla bunları ödemek durumunda kaldık. Devam eden davalar var. Yani öyle görünüyor ki cezaevine girmem durumunda ömrümü orada tamamlayacağım. Mevcut duruma rağmen buradayım ve hiçbir yere gitmiyorum diyorum. Çünkü burada kalarak rahatsız etmeye devam etmek istiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Tıpkı İsmail Beşikçi'nin gitmediği gibi, Musa Anter'in gitmediği gibi, Ferhat Tepe'nin gitmediği gibi, Ahmet Altan'ın gitmediği gibi, Osman Kavala'nın gitmediği gibi. Burada kalarak mücadeleme devam etmek istiyorum.